Sevgili seyircilerim, merhaba. Bugün Türk tiyatrosunun ve şiirinin 90 yıllık şınarını yaşayan en büyük ustalarından birini ağırlıyorum. O çok yönlü bir duayen. Sinema ve tiyatrodaki ustalığının yanı sıra yazdığı şiirlerle Mavi Hareketinin temsilcisi olmuş. Ödüllü bir yazar, çevirmen, yaşam gurusu Yılmaz Guruda. Hoş geldin sevgili Yılmaz. Nasılsın? Hoş bulduk. <laughs> Hoş bulduk. Hoş bulduk. Seninle beraber olmak ne güzel. Yıllar <laughs> sen dün gibi. Evet, dün gibi. Aynı yakışıklılık, aynı enerji. Hoş geldin tekrar, Hoş sağ ol. Çok erken yaşlarda edebiyatla tanışmışsın. Evet. Daha herhalde 10 yaşında falan evet. bir çocuksun. Evet, evet. Memo diye bir roman yazmışsın. Evet. İnanılacak gibi. Ben de inanmıyorum tabii. Aslında <laughs> korku beni romancı yaptı demişsin. <laughs> evet, Sen tabii doğru, mısın? Nasıl oldu? Doğru. Doğru. Nasıl oldu? Şimdi o? biraz bir flashback dediğimiz olay var. Hı -hı. Yani bin romancı almamı Şimdi e, şöyle. E, biraz geçeyim. Babam annem İstanbul'da oturuyorlar. Hı -hı. Fakat annem babam şey farkından dolayı. Annem Şehzade Başkanı, biz Beyoğlu falan. Hı hı. Dayanamıyorlar. Aile diyor ki ayrılın. Aa. Ve babam İstanbul'u terk ediyor. Diyor ki ben medyasız İstanbul'da oturamam. <laughs> Ankara'ya gidiyor. Tabii orada bir acı yaşıyor. O acıyı sublime etmek için ne yapıyor? Herkes acısını roman yapar, şiir yapar ya. Evet. O esnaf olduğu için beş tane dükkan açıyor birden. <gülüyor> <gülüyor> Bak, bunların arasında kasap, bakkal falan. Evet. Arasında özel bir tarafı. Yalnız kahvaltılıklar veriyor. Bu kadar uzun anlatıyorum ki bir şey... Anlamı oradan çıkacak herhalde evet. Ve oraya da o zaman hı. televizyon yok vesaire fakat e, Ankara Radyosu hakim her şeye. Hı hı. İstanbul tutuyor, her yer. İstanbul'da var burada şey ayrı şey da neydi? orada Vahiyöz çalışıyor. Evet. Ee, ah, İbrahim Deli Deniz diye başka bir şey var falan. Vesaire bir ve bizim o dükkana geliyor kahvaltılıklar hafif yiyor falan. ...ben de babama o zaman biliyorsunuz... dükkanlara yardım ediyoruz. Ben de babama... ...baba süt çay bilmem ne derken... ...sesimle de, bilmem ne... Hmm. Ee, ...Bayıöz bakıyor işte bana nasıl bakıyorsa... ...orada sesi var bu adamın... ...işte eli kolu falan var... ...babam da diyor ki iyi bir dostlukları var... Yılmaz diyor bizim... E, şey, tepsi, ya. ...alabilir miyiz yapalım... <laughs> ee, ...bir de kız lazım var mı ...herhalde ablam var ablam da var... ...bizim Çok 7 yaşında <laughs> civarındayım... ...oraya götürüyor bizi... ...Bayıöz diyor ki... ...şimdi sen burada bir çocuk oynayacaksın... Bak nasıl yapacaksın? Gırtlağı kullandırmaya bakıyor şimdi bana. Siz ba babacığım, amcacığım falan filan vay O, ya, o, farklı, da, o başka türlü konuşuyor. farklı farklı karakterleri konuşturuyor. De, evet. Bana, de. o da sesini indiriyor tabii. Beni, Aa. yapabilmek için tabii. O vay yüzün sesi değişiyor. Babacığım elin falan filan neyse. Bana yolu gösteriyor. Beni ses tellerini beynine al diyor. Hayda beynine. Tamam aldım beynimi. Şimdi oynadık. Plaklar alınıyor o dönemde. Hı -hı. Şey mikrofonu. O bir onu bir tarafa koyalım. Aldık bunu. Bitti. Şimdi o bile yerimize dursun. Şimdi şöyle bir olay var. Bizim dönemimizde o dönemde müthiş bir şey var. Ee, eğitim faaliyeti var. Ee, çocukların üzerine hızla gidiliyor ve Hı. 7 yaşında, 8 yaşında herkes okuma yazma öğreniyor. Bayağı yazıyor, bayağı okuyor. Klasikler geliyor, onlar geliyor, onlardan da masallar vesaire. Neyse fakat Roma kitap basılamıyor. Daha çok tefrikalar var gazetelerde. Hı. Onun üzerine ne var? Pehlivan pehlivaları, büyük romancılar falan var. Ethem İzzetmenici, şu bu falan. Babam bir şeye tutuluyor. Hazreti Ali, Hazreti Hamza'nın o İslamiyet hmm. devrinin büyük kahramanlarına tutuluyor. En çok sevdiği adam Hazreti Hamza. Ha, Aa, evet. Arnavut ya o da babam Arnavutluk'tan gelen bir adam. <laughs> en güzel tarafı o şu. Cahilleniyor, okuyorum ben. O kendi de okuyor. Bana Borazan der. Borazan oku okuyorum falan. Kendi evet. okuyor. <laughs> İstiyor ki Hazreti Hamza'nın macerası o gün bitsin. Okusun o gün gazeteyi ve Bitmiyor. İnşallah tefrik bu devam ediyor. Tabii. Adam sıfırı, para kazanacak. Adam bir kızı sallama veriyor. Sağdan sola. Soldan sallar. Ben de üstün, üstün, diyor. Babam deli olacak. Neyse. Gözüne hissediyor. Ya bakıyor bana. Ses var bu adamda? Boruzan. Hatta Boruzan diyor. Neyse okuma yazma da biliyor bu adam ya. Falan. E? Ne yapıyor? Ben bu tefrikalarla uğraşacağım uğraşacağıma. Sağ gidiyor. Orada ne kadar Hazreti Hamza, Hazreti Ali varsa alıyor. Bir çantanın sandığın içinde benim önüme dayıyor. Bolu'dan diyor her gün bir akşam şey okuyacaksın. Hazreti Hamza. Tamam mı? Her Allah'ın hamzası bir Hamza. Çık Çok Allah çık. Ne oyun var? Ne saklambaç var? Ne ders var? Ne var. Adam buldu ya beni sevda. Aman, Ondan sonra aman. ama olacak gibi değil. Evin büyükleri var tabii. Yani o bir, aşağı bir klan yani. ne hı, hı. Ya diyor söyleyin şu adamı. Adam Allah'ın Allah hamzası babama. Biraz bıraksın mı beni falan? Doğru haklısın. Hasan diyorlar Allah'ın hamzası. Hasan ya çocuğu bırak vesaire. Tamam tamam. <laughs> Neyse ben başladım işte sokak falan derken ne oldu karşımı? Bir gün geldi. Okumuyor. Yılmaz şey baba ders. Baba o oh, baba bu. Aptı bir şey diyemiyor. Büyükler var. <gülüyor> <gülüyor> Hele bir baba, baba anne var ki Hasan dedi mi yer yerine oynuyor. Neyse. Evet. Derken bir akşam bir, bir bayram şeker bayramı sonunda hiç bir şey anlamam bütün aileye. Yılmaz bu akşam bir Hazreti Hamza okuyacak. Bu arada ben o çocuk bozuk derken önümdeki bütün hamzaları bilmem neler hepsini götürdüm sahaflara sattım. Oh be dedim ya. Evde ne hamza hamza var, o var, e, o vardı, ne var. Şimdi götüren el var. var, var, bir var bir Şimdi tamam mı? Evet. Baba geliyor, haber geliyor. Çı 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 çıraklar var, yani yardımcılar var. Bu akşam Hazreti Hamza okunacak. Yoksa o yoksa çok önemli. Hı. Babam perakende dövmüyor bir kabaaptı. Hepsini biriktir. Falaka. Ay. Falaka. ama öyle. <laughs> Öldüresiye değil tabi evlat ne de olsa ama Elbette. ders bağ, bağlamında ama ufak bir dokuz sefer beynine ötüyorum Eyvah ne yapacağım şimdi ben? Yok okunacak imkansız bir şey. Ne yaparım ben? Kafamda Hazreti Ramcalar var. Var zaten. Arkamızda bir sinema var. Ulus sineması. Ken Maynard var. Bizim o eski, Türk filmleri falan filan filan. Evet. Büyük şey, şey şehir tiyatrosunun filmleri var. Neyse evet. kafamda resimler. Otur dedim oğlum yaz. Oturdum yazdım. Roman ama, yazdım. Roman Roman yazdım. Yani, ya, yazdım. Hazreti Hamza yazdım resmen, resmen. Evet. evet. Fakat geç Ama akşam sebebini... oldu. Bütün klan <laughs> toplandı. Ben karşıya klan dediler geç karşıya klan bütün. Balozan ben belli olmasın diye uzaktır yani yazdım belli olmasın diye. Çünkü e, kargacık vuracağız diye ince şeyler gibi. Ulan Çok o ne diyecek şeker bana. Ya. Falan. Neyse ne? ama uzaktan durun görmesin diye. Şimdi gelelim o vahiy keşfine. Hı hı. Şimdi ben nasıl paçayı kurtarmak için ne yapmam onu getir diyor. Oradan getiren bir hikmet bir Birdenbire şey, Hazreti Hamza'yı bana bak. Ya kafir. Ayda. Ses gibi Falan. <laughs> Ötekiler nasıl olacak? Ötekiler nasıl Ay yapma. Etme eyleme. Hep bunlar çok benden emir, çıkıyor. Tamam mı? Emir. Güzel bitti. Şimdi ne oldu? Elimizde bir var. Ne çıktı? Bir Roma şey şey Aha, aktör çıktı ortaya. bir Aktör, ee, bir yani aktör kendi, çıktı. Kendi kendine evet. e, aktör yönünü keşfediyor. Evet, 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 evet. Yani düşün evet. bu sesleri çıkarabiliyorum, evet. bu ifadeyi de verebiliyorum demek ki bende böyle bir yetenek evet. var, Müthiş. Sonra e, şiir. Ha yani şöyle oluyor, oraya geliyorum, ha. roman'a geliyorum. Bu iki tane elimde mi? hazır? Ha şimdi o dönemde teftika yapılıyor herkes. Evet. Bir takım gençler gazeteler şiirler yayınlanıyor, bilmem ne romanlar, hikayeler falan filan. Derken baktım ya ben okuyoruz tabii Dedim ya herkes umum umay yazıyor. Ya hikaye ben niye yazayım ya? Diye. Zaten elimde, <laughs> abi, elimde, bir şey var. Ayrıca bütün aile düşün ki beni alkışlıyorlar. Bir o şeyden dolayı. Yazabilirim bir deneyelim bakalım dedim. Oturdum yazdım. Memo. Ha, o dönemde ha. köy enstitüleri gönderir şey dedi. E, Mahmut Makal'ın şeyi çıktı. Dedilerdi Bizim köy diye. Kolaylığı şurada. Hep şeyler halinde, parçalar halinde. O kolaylık getirdi bana, o gönderdim. Oturdum o bariye, dedim o tesir etti. Köy üzerine, elimde de var yazdım memo. Diye Harika. Evet. Yani, Bravo yani. Razı, yazdım, yazdım. Büyük bir cesaret ama müthiş de bir teşvik var evet, bu evet, arada ailede. Şeye gönderdim, o dönemde bir dergi çıkıyor. Oraya gönderdim baştan diye. Birinci bölüm yayınlandı, hayda. Aa, anne, Arkası hey, iki yayınlandı, üç yayınlanmadı, kapandı. <gülüyor> <gülüyor> Ve tabii içime çöktü. Güzel bir şeydi, romandı. Hı hı. Ne yapayım ben bunu? Kar oldum ne yaparım? O zaman da şiir hakim. Tamam. Necip Fazıl var, Yahya Kemal var, Nazım Hikmet var falan. Çok şiir ortada. Evet. Dedi ben de bir şiir ya şunu şiire dönüştüreyim. Oturdum memuru, memo'yu. Memo'ya mektuplar diye dönüştürdüm. O dönemde işte o işte ortada çok güzel bir şiir olayı var. Sağ soluyor, her şey çok güzel. büyük şairler var o dönemde. Her neyse dönüştüm ve Yağmur ve Toprak diye, Yağmur Toprak oraya gönderdim. Yayınlandı. Haydi. Yılmaz Şahir tamam. Bravo. Yani böylece. Ve şiir o, başladı. E, ve ve bir şiir başladı. Müzik. Ondan sonra da romandan intikamımı ancak 2000 yılında aldım. Şimdi dört tane roman sahibiyim. <laughs> ya. İnşallah bundan sonra da olacak. Yani ya. demek istediğim böylece o falgan korkusundan yani akşam <laughs> falga dayan yüzünden beni kalktı romancı yaptı, şair yaptı. Müzik. Bilmem e, e, ne Yani e, hayırlara vesile Ay, olmuş diyelim. Aynen. aynen o Polak'a korkusu. O korku. <laughs> yani Vahiy'e, Vahiy Hoca o bendeki cevheri gördü. o ben. Muhakkak. Ama şurum altında vardı o. vayizin itelemesi vardı. Hmm. Hissediyorum onun için adamın sesimi gırtlağıyla öteki gırtlağa <gülüyor> geçebildim. <gülüyor> Ama Yılmaz var mı sende? Ama ya. hem oynuyorum hem konuşuyorum hem de bunlar kafamdan geçiyor. Yani işte diyoruz ya yedisinde neyse yetmişinde odur. Evet. Yani yedi yaşında fark edilmiş bu yetenekler. Evet, evet. Ee, çok güzel. Şimdi peki sanatla tanıştın, yaklaştın, girdin içine, kendini fark ettin ama sonra bir dönem başka işler yapmışsın. Şimdi, yani e, değil mi? bankada çalışmışsın, şöyle. gazetede ben yazmışsın. E, Ticaretçisi de okuyordum. Hı hı. babam tüccar mı içer ya ille e, e, Halil olsun diyor okurken falan. Bu arada işte bildiğimiz gibi şeyde bankada çalışıyordum falan. E, derken e, şeyde e, sonra tiyatroya vesaire. Bu, bu başladım. Yani e, 1956 yılında aşağı yukarı değil mi tiyatro başlıyor? Yo çok eski. Daha da mı eski? eski 56'dan eski mi? Şimdi işin macera bitmiyor ki o Aa. mesele orada. Şimdi ben gördüm ya kendimi bu hali ya ben niye tiyatrocu olmayayım dedim. Tamam mı? Yani bunun üzerine o dönemde Suat Taşer var Devlet Tiyatrosu'nda. Suat Taşer iyi büyük bir şair. Ben de o dönemde o büyük şair ben de yine iyi sayılır şairlerden falan <laughs> dedi ben seni çalıştırayım Necip Fazıl'ın. Bence Avrupa çapında büyük oyun yazarıdır Necip Fazıl. Onu atlamamak lazım. Neyse bir adam yaratmakla ben Karşıyaka'ya girdim. İstanbul'a. Konservatuvar Evet, imtihana Aa, girdim. Bak, evet, bunu. evet, girdim. Ve bir, bir adam yaratmak, sana bu, ona bir kafa, bir göz bulmak falan. Millet inliyor. Bravo, geçsin dediler. Tamam mı? Evet, tabii şiirler okudum vesaire. Tabii o çerçevede. Ne evet. kaç senesi? Ben niye 56 diye hatırlıyorum sahneyi. Sonra sinema o. Aa. O o evet. oralarda o dönemde. Ondan sonra şeyden gittim. Yalnız istiyorlar babadan, Hı. aileden. İzin. Teyze izin istiyorlar. Tamam mı? Aa, tabii. Aa. Babama gittim ben. Ama babam beni radyoya gönderdi. O ayrı. Hani bir dost iş falan ama. ama sahne lafı. Adam. Farklı. Baba dedim. Kağıt ben kazandım. Ne? Babam şey ya. Et hazırlıyor. Eline de. Ha -ha. Aldı. Eyvah. Fulaka yerine satır giyiyor. Arnavutya. Evet. Satır aldı bu evden dedi köçek çıkmaz dedi. Bak şimdi. Allah Allah. Bak Etrafta şimdi. kıyamet. Bak sen bana Beni yolladı. Ya film gibi tamam. ya görüyorum Ama şu anda. şimdi tamam kaldım o ben de bırakır mıyım? O zaman okulun karşısında halk oyunu var. <laughs> o zaman konservatuvar yok. Tantrika diye bir yer var halk evinde. Evet. Opera orada her şey orada. Biz oraya arkadaşlar balkondan seyrediyoruz. Bütün provaları. Hı. Bütün devlet tiyatrosunun bütün aktörleri bir seyrettiğimiz operacılar şunlar. Hı hı. Bir gün opera ezberledim ama müzikle alakalı <laughs> o ayrı. Neyse orada Hamlet'i ezberledim orada vesaire oh. vesaire. Bu işte demek ki e, <laughs> şey 52-53 civarı yani o civarı. Tamam, herhal tamam ondan herhalde. Ondan sonra Derken şeyi ben Ankara'dan hı hı. şeyden İstanbul'a göçtüm. Dormen Tiyatrosu'na şey var Çek ee, Tiyatrosu'na Dormen'in yönettiği şey de var. Ankara Meydan sahnesi diye ah, tabii, dediği. onlar Onlar daha sonra, sonra geliyor. Daha, daha sonra geliyor. Ondan sonra oraya var. Dormen müthiş bir olay. Bize şeyi öğretti. Konuşarak oynamayı öğretti. Oynamak değil, konuşmayı öğretti. O zamanlar daha çok biliyorsun devletçe, şiir çağısında bahsettim. <laughs> ben geleceğim, gideceğim falan. O bunları konuşun ya. Bir bana bir bardak su değil. Onları küçümsemiyorum. O dönemin gereği o. Tabii. Ama Yeni bir akım getiriyor Haldun ister istemez bunu getiriyor. Bittim. Konuşayım diyor. Konuşayım. Evet yani ha. sokak dili, halk tabii, dili. Tabii tabii halkın algı, dili. Şimdi yani. e, Ankara Devlet Tiyatrosu var, evet. e, Meydan Sahnesi var, Nisa Serezli Topluluğu var. İşte şimdi bağlanacak var. birbirine. Deve Kuşu Kabare var sonra. Evet Tabii tabii daha değil neler değil de? var. Muammer Karaca var. var. Yani ben bak şöyle bir düşününce bu kadar farklı tiyatrolarda çalışmak... Farklı tiyatro anlayışlarını deneyimlemek nasıl evet. bir birikim? Onların hepsi birer tecrübe. Niye olmasın hikayesi? Değil mi? Yani dediğim gibi şeyden sonra e, e, Dormen korkunç bir cep tiyatrosu. Hı. Orada yetiştik biz hepimiz. Oradaki bütün Erol Günaydın, Erol Keskin, e, Fikret Hakan, e, o, şey Nisa Serezli o bu şu korkuç bir tiyatro. Metin 50 kişilik bir tiyatro cep tiyatrosu. Orada her türlü oyun oynanıyor. Evet. O var orada. Çok orada zaten var. Zaten evet, yani o dönemler. Derken oradan o kadro küçük sahneye geçiyor. Şu bildiğimiz küçük sahne evet. Beyoğlu'ndaki. Evet. Orada ilk oynadığım başrol şey, Bağışar aldı da babayı oynuyorum. Fikret evet. e, Akanoğlu oğlum falan filan. Bir süsledir gidiyor. Oradan bir epey oyun oynuyoruz. Ve ben orada oyunların yanı sıra her oynadığımız oyun. düşün Beyoğlu'nu. 10 12 tiyatro var, full oynuyor. Ya. 200 300 temsil Kesin. oynuyor. Nasıl insan özlüyor o günleri. o no, korkunç bir olay. Belki bir sene yani öyle kolay kolay da bir 300 5 gelmez yani. Hazır iyi bir önem, iyi bir iş yapıyor şu Tabii ben de orada bir <laughs> Neyse ben de orada sahneye koydum. Ayfe Frey'le Gülnusur'la oynadığı piyes koydum sahneye böyle bir yani. oyun. <laughs> sözde melekler diye. Orada yani orada da. Velhasıl küçük sahneden sonra e, yavaş yavaş ortada o tiyatrodaki şeyler fark değişmeye değişti. Ulu Uraz geldi İstanbul'a. O iyi büyük bir aktör tanıyorsun Ulu Uraz gelince o niye denemeyeyim o tiyatroyu? Halkından için alıp Ulu Uraz'la çalışmaya başladım. Ondan bir aktör nasıl olsun, ne yapar, ne eyler... birçok şeyi görüyorum. Ondan sonra zaten... Tövbe iyi bir hocaydı. Tabii tabiatıyla. Şeyden tanıyorum, Ankara'dan tanıyorum Hı -hı. vesaire. onunla beraber çalıştık bir hayli Derken e, baktım ki dedim ya devlet tiyatrosu Ankara. Hmm. Ne olabilir diye. Devleti Cüneyt Gökçer benim Ankara'dan. Mahalle arkadaşım <laughs> Bütün oyuncuların hepsi mahalle arkadaşım. Semih e, onlar bunlar falan filan. Cüneyt dedi ki gel bize. Geldim. Gittim. Bir konser geldi. Diyesi İzmir'de başlayacağız. Sahneye koyacak olan Salih Canar. O dönemin Ay, büyük Salih Canar. Yani Sorunu görüyor musun? Neler sormuşum, bulmuşum? Bak ne diyor. bu gidiyor. bu muhteşem isimlerden <laughs> söyledi diyorsun. Hepsi birbirinden kıymetli. Evet. Bir ve e, Türk tiyatrosunu kuran e, isimler bunlar. Evet. Tiyatro e, büyük bir aşk onu şimdi birazcık şuraya bırakayım. Bırakalım. Ve, e, aynı dönemde Metin Erksan'la evet. sinema ile tanışıyoruz Evet. Şimdi tabii ne, bu, bu da çok önemli. Tabii, tabii. Metin, beni Metin seçmesi Erksan önemli. Evet, hayretler. Yani. O mi? önemli. Ondan sonra tabi biz o çerçeveli edebiyat vesaire vesaire sanatçılar bir aradayız filan filan. Ondan sonra ben yanaşıyorum bir bütün ama bizi <laughs> dedi ki oynayacaksın. Doğru Aydın'a gidiyoruz. Ee, Dokuz işte, dağ'ın efesli. Aydın'a gidiyoruz. orada bir Çavuş, Hasan Çavuş. Hasan. Ondan çavuş. sonra E Fikret Akan falan. Hı, tabii. Ondan sonra beraber o oynayacak vesaire biz kafile halinde ve evet, Aydın'a onu öyle diyelim. İlk adımı orada. Atmış oluyorum. O filmden görüntülerimiz var. Aman öyle mi? Evet. Aman, ne bakalım seni Peki. nerelere götüreceğiz. Evet, nerelere <laughs> <Nereye gideceğim gülüyor> Hep beraber izliyoruz. Evet şimdi. bakalım. Ben demedim mi? İşte söylediğim çıktı. Kurt adı artık. İfla etmez. Ensesi kalınlaşmadan mutlaka bastırmalıyız. Telaşlanma Hasan Çavuş. Çakıcı'nın takibine bizzat ben çıkacağım. Hele bir izi bulunsun. Bu iş sizden çok bana düşer komandarım. Ez davranmazsak çakı dağlara iyice yerleşir yataklarını bulur. Yılanı yavru iken ezmeli. Doğru Hasan Çavuş. Hiç vakit geçirmeye gelmez. Hemen takibe çıkalım. Emredersiniz. 63 yıl aşağı yukarı sinemada 250'nin üstünde film. Evet. Yani. Nasıl bir tempo bu böyle bazen böyle aynı gün üç ayrı sete falan gittiğin o. Sen bunu yani, çok iyi anlayacaksın. O 250 oyun bir çok iyi anlayacaksın. Biliyorsun ki o dönemde yönetmenler birbirlerine çok bağlı. Tamam. Çok uyuyor. Zaten bir nevi yönetmenle aynı zamanda prodüktör vesaire böyle var. Ve o dönemde bildiğin kadarıyla e, işletmeciler yönetiyor sinemasını. Diyor ki Çok şimdi sen diyor alo açıyor telefonu bana bak o bir nevi şey değil. Açıyor şeyle diyor Yılmaz'a Filiz bir araya getir. Hülya'yla Edici bir araya getir. Ahmet'i bir araya getir. Şimdi ben senden bu üç istiyorum. Sipariş veriyor. Evet tabii evet o, o, o. bu, bu şimdi istiyorum. Sana bir örnek de vereyim. Kadir yolda yürürken başkına tuğla düşsün onu Türkan bulsun evet. eve götürsün tedavi etsin sonra Türkan kaybolsun <laughs> da dikte ediyor. Yıllar sonra e, Kadir arasın arasın birden bile karşısına. Amca, size baba diyebilir miyim diye bir çocuk çıksın karşısına. <laughs> adam sana verdi bir işte bir adam da bul yazsın senaryoydu. Yani bitti sen her şey verdi. Para oldu evet. diyor. <laughs> Çünkü e, işletmeler sinema salonu sahipleriydi ve e, gişe hasılatı onların eline geliyordu. O parayla <laughs> E, yapımcılara sipariş veriyordu. İşte Dediğin oluyor. çok doğru. Sen sen içindesin. Peki bu e, Yeşil Çam Cehennem'i diye bir kitap yazdı <laughs> Niye cehennem? cehennem? Nasıl oluyor? Bir arada ben. Hani, şöyle, yani, ben, ben okuyamadım ya, o aha, kitabı. Onun olabilir. için adı cehennem niye cehennem? Şimdi, şöyle ki. Hı -hı. Şimdi bu e, şey bir beraberlik var ya. Hı -hı. Fakat o dönemde bildiğin kadarıyla şey, peliküller çok pahalı. Hala Vorsa. Millet yani millet birbiriyle uğraşmak değil, kendi derdiyle uğraşıyor. Adam göndermiş parayı. Ondan 3-5 kuruş para kazanacaksın. Senin o kara borsadan ötürü herhangi bir saniye tekrarlama lüksün yok. yok. Söz tekrarlama lüksün yok. Ancak ee, bir, bir kere şey de, çekme şansın var. Ne yapıyor o zaman tiyatrocular gözde. Şoför 6 tane sete, 6 tane oyuncu var. Ya, jönün var onlar konuşabilirler. Fakat bizler için o lüksün içine girmemiz için okuyor gönderiyor sete bütün lafları. Aksiyonda rejisör yardımcısı Abi sağa gideceksin o derken bütün bu sana gönderiyor. Alıyor bütün aktörler. E, Rejisör yardımcısı hareketleri veriyor. Yeni geldiğince aktör ...ezberi var ya onun tiyatrocu hop pat yerindeki oynuyor. O, o, o. Şimdi, ne yapıyor? Tam bu sırada bir sahne var çıkmıyor işin içinden. Ben Osman'la çalışırken Lütfü telefon ediyor. Osman diyor onlar bir arada var. Bana diyor Yılmaz'ı diyor yahut Erol Günaydın yahut Erol neyse. Desin, her neyse. O adamı diyor Gönderebilir Gönle. misin diyor şeye Şili'den. Şeye, e, Şile'ye atıyor. büyük Bravo. Ha. Aynı aynı şey. Yani. büyük çekmeci. Ben oradan kalkıyorum. Lütfü Akat'ın diyetine gidiyorum. Varsa gö gönderiyor onu Osman. Söylüyor Osman gönderiyor. Yoldan geçerken o yol boyu boyuna filmler çevriliyor. Bir stüdyo da var orada. Nasılsınız? kolay gel. Aman abi iyi geldi. Şurada üç satır var. Onu oku. E, Seslendire. <laughs> onu oku. Şönden de yumruk al. Ay, yumruk ay. al öyle git yani. Ay, yumruk çok. almak da kolay değil yani. Altın ya. onu. Bunu yaşamış bir insan olarak tabii ki çok iyi biliyorum. Çok iyi yani, biliyorum de. Yeşilçam diye bir film yapılacaksa ya bu yönünü, bu yüzümüzü göstermeli. Kamera arkasını göstermeli değil mi? Ee, bizim de bir filmimiz var evet. Ee, yine Osman Seden onu da analım. Ee, çok sevgili Ağabey, yönetmenimiz. Olsun. Affetmeyen kadın. Oo. Ondan da görüntülerimiz var. <laughs> 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 <Tabii>. Kadın olduğuna <laughs> göre ben <laughs> affetmiyorum öyle kolay kolay. Evet, kolay. Güzel. Onu da bakalım. Görelim. <laughs> tekrar görebilecek mi doktor bey? Bir saate kadar ameliyat edeceğiz. Sizinle özel olarak biraz görüşebilir miyim? Buyurun. Evet. Ne zaman geldin? Leyla telefon etti. Son uçağa yetiştim. Nedir vaziyeti? Gözleri. Yani hiç görmeyecek mi? Ameliyat yapacaklar. Yukarıda. Necmi Bey yakın dostunuzmuş. Ölürken kızını size emanet etmiş. Ee, geçmişte evet. e, film çeki ben o filmde kaza geçirmiştim de oradan evet. aklıma geldi. Hep şey, yani çok kazalar geçiyor. Evet. Attan düşmeler, çarpmalar hepimiz öyle. hepimiz hepimiz. hepimiz. Senin e, buna benzer birkaç tane hikayen var ama e, Karakolda Ayna var filminde evet. seni boğulmaktan Fatma kurtarır. Evet evet. Doğru mu? Doğru tabii. Ondan da görüntümüz var. Benim var seçtiğim sahneye bir bak. Bakayım. Acaba orada mı boğulma tehlikesi atlattın diye Bakacağım. düşündüm çünkü. kaçtı mı gırtlağımıza papazın sakalı? Elifler oturttular mı bizi kuş tüyüne? Çok fena oldu, yetişemedik. Kaşkaval, tam buldun eşek cennetine transfer olmanın zamanını, değil mi? Esaslı resim olacak. Oğlum, tencerenin dibi tuttu, sen hala fotoğrafçılık davasındasın be! Ne yapalım, meslek aşkı abi? Bırak meslek aşkını! Herifler bir kravatla da zaten sizin kıymetli boynuna geçiriverecekler. Neresi orası? Hı? Neresi? Ee, tepelerde neydi ha? Hmm. Meşhur çay içilen yerin adı. Emirgan. <laughs> Emirgan. Emirgan. Şey şey Camıca ya da. Emirgan, Emirgan. Yukarıda bir köşk var. Hı -hı. Oraya da o beni almış. Asla beni oraya. Şimdi o arka taraftaki saati görüyorum binaya ait. Bir dakika geçiyor çok da pahalı. Bir dakika geçirirsen yandın. Herkes ödemek zorunda. Sette 20-30 kişi var. Şimdi eğer ya ölüyorum ben kaldırın şunu desem bir saat. Ay, e, bütün, e, işke, bütün işkenceye katlanıyorsun tamam. yani, ki e, e, çekim bitsin. Ay, ama o, o değil bakıyorum 5 dakika falan filan var. Anladın mı? O bana sallıyor ben ama. Bütün o gerginlik sırasında ilk geldi ay. Değil, geldi geldiği Adem İmlasına dayandı. Eyvah Nefes eyvah Nefes yok eyvah. gittim gidiyorum. Eyvah. Bakıyorum saate 5 dakika var yıllar dayan. Stop desem, beni çözüm özün desem bitti. Haydi saatlerde tekrar. Bir para bekliyor o dönemi hatırlasana. 100 liraya 45 liraya kıydırıyorsun. Şöyle i̇şte öyle paraya ihtiyaç var. Kostümlerin senin kostüm vesaire. Ya bütün herkes biliyor Almayacak o gün. Çok Turalım iyi şey, yani bu kahramanlık diye anlatmıyorum. Bir hadiseyi anlatıyorum. Ee, kahramanlık diye anlatmıyorsun ama şimdi geri dönüp baktığın zaman bunların hepsi birer kahramanlık. Abi, Çok büyük bir özveri. Ama yani. Ee, yani daha fazla para harcanmasın diğer insanlar bekletmeyeyim yok öyle olmasın bir öyle daha de, çekemez film var. gitmesin akıl almaz. O olmasın bu olmasın diye e, gidiyor yani olacaktın ya Fatma da seyrediyor aşağıdan biliyorsun Fatma'yı herhalde ya canım, meşhur canım. Fatma canım sizin ben Allah diye ayağa kalktı Fatma Aa adam şey o Fatma Koca masayı aldı benim altıma koydu. Ay. Buradan bir sandalye aldı. Onun üstüne koydu. O Fatma uçtu sandalyeye oturdu. Ne yaptı? Geldi beni adam. kaldırdı. Aa. Abi. Ya. Ay. Bom, masaya in. Dedim. Ondan sonra prodüktör ya Fatma'cığım biliyorsun. Eski. Bana bak kes Aa. benim ailesi şeyimden. Şaka. Benim paramdan kes. Gidiyor adam. <laughs> Görmemişsin ne halde diye. Böylece gördüğün gibi ya. Fatma yeniden beni ya. bir canım, kalkarak. Canım arkadaşım. Bir kımıldasın. Şey bir kımıldasan gitti. Görmeye falan devam Yani bu dediği gibi yani. Ya, yani, o üç beraberlik, eşyalar, o aşk var ya sarmış bizi. Ne aşk yani, yani? o anda gözünü şey görmüyor. Diye. Ne, Gidiyorsun. cehennem, cehennem taraftarı yok değil, var. Nice figüranları Taksim'de donmuş buluyorsun. Kimisi affedersin tuvalette kalpten evet. gidiyor. Ama o şartlar onlar getiriyor. Yani o dediğim gibi bir insana iki insana ait değil hocam. Orası bir, bir, diğer gam yatağı uz görüyor tabir. Özveri yatağı. Özveri yatağı ve dayanışma. Yani ancak ancak sevdayla abi, e, olabilecek. O öyle. Düşünelim ben şimdi üç, gidiyorum üçte kaç veriyorum ama diyor abi sigarayı al diyor mesela. Gidiyorum oynuyorum üç dakikayı. Ya, kimi diyor bir günde üç filme gidiyorum. Ya ben değil yalnızca. Tabii Kahraman diyor. Erol Keskin, Erol Günaydın, Nedim Sere, şey, Allah'ın Ahmet Ezi, Hepimiz. Hepimiz öyle. Hep herkes öyle. Bana Atlı deve yok Ondan evin barkın yok mesele. Atlı deve yok. Herkes bundan. Yani ama neyle? Oynayayım ya. Ya. Abi, o, o, tabii. Şey, o, Büyük aşk. olabilir mi Büyük yani? aşk. Yalnız ben diye Herkes öyle. Herkes öyle. Ha, bu, bunlarla döndü hala. Bir çok güzel söyledin. Alkışlarım seni. Aa, o, evet. O isim altında iki kişinin şey, macerası yaşanmaz. Flashback yapsın. Flashback yapsın dediği çok güzel. Çok <laughs> flashback yapsın. Evet yani sinemamız evet çok kıymetli çok değerli çok çok değerli bir hazinemiz ama onu oluştururken sinemaya emek veren tüm emekçilerin büyük özverileriyle ancak yapılabildi kurulabildi ama o samimiyet o dürüstlük inan filmlere yansımış bugün bile bugün jenerasyonu o filmleri seyrediyor ve yansımış evet yansımış o Biraz e, şiirden başladık, sinemaya geçtik yine şiir diyeceğim. Çünkü diyorsun ki e, be, ben öldüğümde diyorsun benim mezarıma şair yazsınlar diyorsun. Evet, evet. O çok etkilendi evet. ondan. Şiir yazmak demek ki bu kadar e, etkilemiş seni. Evet. Aslında ödüllerin de var. Evet. E, bir uzun koşu şiiriyle evet. Yunus Nadi evet, ödülü. evet, evet. Evet. Çerçi Zeus'la o hangi e, bir Allah ödülü, ödülü almıştın? Şey, Doktor Behçet Aysan ödüllü. Behçet Aysan ödülü. Evet. Yani evet. demek ki şiirde de böyle e, bayağı bir evet. E, yerin. Evet o dönemde e, şey e, dediğim gibi me, 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 memo emektüpten yani memo mektuplardan sonra hızla gitti. Hep şiir. Hep şiir. E, edebiyatta sadece şiir üzerine e, durdum. Yani bir özür dilerim ki Hı, istiyorum. Sabır. Bir atmosfer var ki kültür sanat şiir tiyatro çok e, popüler çok gündemde çok talep ediliyor çok değer veriliyor Dolayısıyla öyle bir ortamın içindesin ki sen de içinden geleni e, dile getirmek istiyorsun Çünkü çok yönlü bir sanatçısın sadece e, aktör değilsin sadece yazmıyorsun yani bir şiir okurken Yılmaz Gurudayı kim dinler de aşık olmaz acaba? Şimdi çok güzel bir nokta açık. Şiire geçmeden şunu söyleyeyim. Güzel bir dikkat çektin. Yani sen topluma ilişkin her şeyi görüyorsun. Hı hı. Onlar sana birikiyor, geliyor. Sen de diyor ki bir alt tecah var. Bunu diyor şiirle yavaş yapabilirsin. Hı. Dile getirebilirsin. Bunu aktör ol. Git oyna onu. Onu yap. Bunu tiyatroyla yaparsın. Ama, güzel bir nokta o. Evet. Şiir Önde gelen bir olay. Önde ben, geliyor. Şiir. De, evet. Hadi bize bir şiir şey Oku. seslendir. Şey Şimdi <laughs> benim enteresan bir olay. E, şiir ezberlemem çok zor dünya ki. <laughs> ya evet, yazarım ama ezberliyorum. 6-7 sayfalık şiir. <laughs> Metinler öyle. ezberliyorsun ayrı. Ama şiir çok başka bir şey. <laughs> evet. Sizden değil mi mesele? Benim e, hep bir büyük başkan adı Kara Şapkalı Haydut diye <laughs> bir şapka şiir var. Bu 5-6 şiirlikte. Onun arasında bir tek şeyi var son verdiğim kara şapkalıya. O da hakkında. Tamam. Hep bir yerlere gidecekmiş gibi yaşadı. Düzen dışı, okunaksız, delirgin. Bir gün baktı ki bu dünya göze göz, dişe diş. Bu dünya yaşanmayacak kadar güzel. Dayanamayıp, silip Ak kağıtlara yazılmış sabahlarını, akşamlarını. Bir büyük deniz düşünerek de suslu. Şimdi bir nehirde gidiyor kara şapkası. Oh, 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 oh. Ve intihar ediyor. Yani gördüğü bak sinemanın yaranı da aynı zamanda. E, bir, çünkü mi? öyle bir şiir e, okuyorsun ki ben seyrediyorum onu. Evet, yani bir yani, film seyreder gibi. E, okay. ya ama çok güzel yani çok Yılmaz'ı övmüyorum da nereden? Ay. Sinemanın getirdiği yani intihar başkaları İntihar etti değil. O şapka eğer bir şey söylüyorsa ya adam yok orada kara şapaları. Deniz düşünüyor o denize neyle gidiyor? Nehirle gidiyor. Ha, çok ben çok dramatik güzel. ama, güzel. ama güzel. Evet, güzel. Çok güzel. Aslında bir sürü televizyon dizisinde seyrettik seni. Hala da. <laughs> Aklımda kalanlar, gözlerinde son gece, suskunlar. Evet. Ee, böyle bitmesin, şahsiyet. o bir yabancı damat var. Evet evet çok yabancı tatlı. damat. O müthiş bir olay. Çok bir, tatlıydı. Dört senelik bir şey. Değil mi? Evet. evet. Orada, Orada huysuz <gülüyor> <gülüyor> ihtiyarlar. i̇htiyarlar. Ondan görüntülerimiz var. Her güzel. Ee, bir seyredelim. Evet, Tıra çok abi. iyi oldu. <laughs> çok güzel. Emik'le çok uğraşırdım. <laughs> Çelay Rus'ta mı Emik Usta? ah Sekicim ah canım benim. Ya Çelay Rus. Yabancı gibi durma Yi. Niye Allah aşkına. Var mı başka bir amin, celâilen mi? Soda falan getireyim mi? Yok, yok. Bir şey istersem söyleyelim. Nasıl beğendin mi bunları? Allah bunu da harakmiye. <laughs> <laughs> Bu yaşa gelmişsin, hala açıldığı örnememişsin. Yuvalama böyle mi olur? Üstüm abi ne yapıyorsun orada ya? Geleceğimiz için, filmimiz için feda olsun. Bu can nedir ki çocuklar? Abi ne oluyor ya? Şenol ve Hakkı hikaye anlatır size. At diyorum ulan! Hayır! Ay! Tut! Dedi, 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 dedi! Tamam abi dur bir arayayım, bir bakayım bir görüşüm. Dur neymiş dur ya Allah Allah. Mesut, aferin Mesut. Sıkı sarı! Sıkı sarı! Sıkı sarı! Aof! Oh. Şey ya... E, Dört seneye yakın. Oynadık. Sürdü değil mi? Evet. Şeyde. Ama çok sevimliydi. Evet, evet. Çok... Ben şimdi geçenlerde bir şeyden dolayı e, neydi adı? E, ro, şey, Smiley Razia, Rosarie hmm. filmi oynadım. Türk Yunan işbirliği o. Ondan da evet, geçti. Evet. E, Orada oynamaya gittim ben. İngilizce oynadım bu rolü. Her neyse. Ben bir Rum kızına Bana yüz vermiyor. Sonu de şuraya geleceğim. Orada hala 15 sene evvel, 20 sene evvel yolda Celal Üste, Celal Üste bağıran fotoğraf fotoğraf görsen Değil mi? akıl almaz bir şey. Öylesine etkiledi. Çok Dört yıl boyunca evet. çok güzel. Bence en çok güzel bir şey. Çok sıcacıktı. Oyuncular çok mükemmeldi. Değil mi? Kadro muhteşem, zeki gördüm. Canım. Berker amcamız. Şey, Değil mi? Türkan amcamız Berker diyorum. Aslında çok yeni e, diyebileceğim genç bir kuşak. Stare e, ...Yıldırım'ın Butler adlı bir oyuncu. Hmm, güzel, evet evet. Değil evet, mi? Evet, evet. Orada da Oradan. böyle fiziki e, şey olan... Evet. E, farklı Bir hama oynuyor, değil mi evet? Değil mi? Şeyi neydi adı? Yok, diğeri de e, İsmail'le Roza az önce. Evet, o, orada. O Yunan-Türk, Yunan, Türk -Yunan evet, ortak. Ben, ben Türk, evet, ben Türk'e evet. Ya ikisi de çok farklı karakterler. Evet, İkisinden evet. bir kolajımız evet, var, istersen evet. ona da bakalım. Tabii, mutlulukla. Is, is dead Rosa didn't send you to Turkey to find ziganis. but uh, you are Mariana's grandfather are not you yes I am Mariana's grandfather and Rosa was my love but you are not a uh, but Veysel. Şimdi sen diyorsun ki tek evladım, canım, kanım bu yarışmayı kazanınca gidip ameliyat olacak. Göz göre göre onun ölmesine göz mü yumayım diyorsun. Belki haklısın ama şunu unutma. Bu çocuk hayatında ilk defa kendi başına bir yerlere gitti bugün. Hem öyle böyle bir yere değil. Şey Türkiye'ye göre dublaj yapmışlar. Güzel ama evet. çok güzel. İkisi evet, de... daha uzun büyük şeyler aşağı yukarı bir saat yakın İngilizce laf etti. Evet. evet. E... bu şey tercüme almanın getirdiği yararlardan biri. Ya bu dili bilmemin yararlarından biri. Elbette. Elbette. Yani her aktörün bir yabancı dili olması gerekmiyor tabii, mu? Tabii tabii. Yani yaptığımız iş çünkü uluslararası. Tabii tabii. Şey. Ama e, zorlu bir iş çünkü e, benim İngilizcem ta şeyden e, 1900 bilmem kaçlardan gidiyor. <laughs> o zaman Amerika'dan e, neydi adı Barış Gönüllüleri geldi bizim okula da. Hmm. Yalnızca yalnız İngilizce konuşacaksınız. Öğretmek Türkçe yok. Türkçe yok. Ve geldi, evet bizim o. Benim en büyük e, yararım oldu. Büyük o. bir kazanç. Türkçe yok imkansız. Fıt falan filan. Öyle mi mecbursun <laughs> Ve tak böyle Çekov'un Bilmem hikayesi ya Oraya geleceğiz şimdi çünkü evet. e, Evliliğin halleri Evliliğin halleri Çeov'un şey bir oyunu hmm. e, Hem Oynadın hem çevirisini Zaten sen yaptın Hem derlemesini yaptın Hem yönettin ve Sahneledin Ondan da görüntümüz var Evet Evet. Çok büyük bir alkış geliyor şimdi. Olay. Müthiş bir şey bu. Müthiş. Merhaba Simirno. He dostum. E, iki, i̇çeride kitap okuyordum. E, Bizimkiler haber verdi. <laughs> Bakıyoruz. Sanki ev taşıyorsun. Ne evi be Muraşkin? Ne evi? <laughs> Görmüyor musun? Cehennemin odunlarını taşıyorum. <laughs> Patlattın yine espri. E, Simirno durun bu. Hadi bırak odunlarını. Otur biraz. Hadi bakayım. Hadi. 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 Ne oluyor? Ne oldu sana böyle? Olur. ne var senin? Gel. <laughs> kalk, kalk. Sen, sana, sana. Seni gördüğüme memnun oldum diyemedim. Asıl. He? Asıl ben seni gördüğüme memnun oldum diyecektim. Tamam. O halde ben de senin yerine ben de söyleyeyim memnun oldum. <laughs> Yapma oğlum etme oğlum diye. Adamı Hiç çevirmeye çalışıyorum. Evet iyi. Yani arkasında duruyorum adamın. <laughs> Resmen kalk yapma etme eğilme. O yap diyorum ki insan daima ö hepimiz öyle. İki kişi birden yaşıyoruz. İçimizde bir daha var. Ben yani şuraya gidelim der. O içmek de, yok ulan buradan git der. Değil o. mi? Yani bu çekişme yıllar boyunca 90 yaşında ben şu anda sen de yani şu veya bu şimdi kendinle bir savaş vardır. Yapma Biz etme de Biz ben bu adamı Sahneye çıkardım. Yapma, konuşma <laughs> oğlum. Yapma, vazgeçmişlerin başımıza bile açı hiç aldırmıyor bir evleniyoruz. Paldır küldür evleniyoruz tamam mı? O, o, iş bitmiyor. Ne? Kalkıyor sayfayı da yaz diye bir yer var. Orada bu adamı çektiğini bir daha görüyor. Hala devam ediyor. Çekme işkence o yok bu yok şu yok falan. <laughs> ve adama hastalıklar basıyor. Biri bir şey yüklemeye kalksa kan basıyor adamı. Adam kan görmek istiyorum. Demin geldiğin o adam, huh, huh, bunu ziyarete gidiyorum diyorum ki bana bir yardım yardım et. Bana bir tamanca ver, bitireyim şimdi. Şey. Dan diye sana tamanca falan diyor. Ya öldüm diyor, ya sayfa diye bu kadın yüzünden diyor. Şunu yap, bunu yap, buna falan filan, bunu kurtar beni diyor. Böylesini yapma, vazgeç bu ya işten falan diyor. Derken evine gidecek bu adam. Yani ben, yani benim gençliğim diyor. <laughs> o adam, bendeki bu halleri gören adam, o iş, ama nasıl paketlerle dolaşıyorum <laughs> diyor yani cehennemin odununu taşıyorum adamlarla beraber. Neyse o adam ben alıyor ya hasta oldum artık o tuttu bu oldu kan içiyor. Onun kafasını kımık bu bıçaklamak istiyorum diyor ve kan görülmek istiyorum artık diyor. Derken bu adam diyor ki bak diyor ya sen şimdi diyor leş köfesinde oturuyorsun orada bir Olga Hanım var diyor. Onu bir tanıyorum ama ona gideceksin diyor kapıyı çalacaksın karşına çıkacak diyor. Hı hı. Sen de evvela selamlar mı söyle diyor ona diyor. Yaparsın bu iyiliği değil mi? Hele sen bir anlat diyor. Yapar, diyor. Bak diyor ha diyor. Onun yıllar önce yani benden istediği diyor. Bir dikiş makinesi var. Bu küçük emaneti mi diyor. Küçük hı hı. emanet de şu. Kocaman hı hı. bir dikiş makinesi var. <laughs> Ayaklı makine. O geliyor. Bu emanetimi herhalde verirsin diyor. Götürürsün değil mi diyor. Adam yarabbim. <laughs> ha. Bir de bunun üzerinde diyor şey var. ...Kanarya kafesi var diyor örtülü... ...tabii oh, içinde okay. diyor yavrum diyor... ...Kanarya var diyor... Aa. ...ne olur dikkat et kapısı kırılmasın <laughs> diyor... Aa, ...geliyor... ...ne... ...ver dikiş makinesini... ...ver Kanarya kafesini... ...kan kan kan... Ayda adamı peşinden... ...dışarıya... ...yani o baştaki adamın... ...bütün o macerasını... ...hasrı fasını öğrenmeden... ...o maceraya giriyorsun... ...bu dört tane piyes... Üst üste geliyor, Harika. İki adamla birlikte oynanıyor ve sev adam dolaşıyorum ve sonunda karım beni alıp götürüyor içeri. Gel diyor, hadi diyor köpeğe gezeceksin diyor adam. Orada titriniz ararlanan <laughs> yani Çok güzel bir şey. Çok ya. sempatik. Ben de Çehov. Bu Çehov müthiş etkilemiş seni anladığım kadarıyla çünkü 9 tane oyununu, bir 18 tane öyküsünü hep bunları tercüme eden sensin. Evet. Müthiş. Adam Ama yani. Kehov yani değil evet, mi? Kehov yani çok güzel. Tonun bunu verdi ortaya. Ya. Bu adam herkes tamam. anlatır birilerini Bu adam o güzelim insanları anlatıyor. Diğer sadece o insanları o. Köylü diyor geçme, müzik diye geçme. O diye bu diye, onun da bir dünyası var. Var ve onun Öyle gidiyor. bir anlatıyor ki evet. biz o insanları evet. seviyoruz. Evet hemen. evet diyor. Evet. Ve bütün bu hikayeleri sürprizlerle bitiriyor. Korkunç bir evet. adam. Güzel evet ben de bu. çok severim. Herkes yanlış anlıyor adamı. Mütemadiyen. Yani. Herkes yanlış anlıyor. Şimdi ben üzülüyorum. Adam üzülüyor köylü. Ah diyor ya bu yapılacak işi falan. Ah ya ben yapılacak iş. Değil diyor Çekov. Niye? Öyle söylüyor. Ah ya üzülüyorum. Mesela üç bir, bir kız kardeşi vardır onun işte. Hı -hı. Ah Moskova Moskova. Herkes ağlatıyor. Yok diyor ya. Bunun diyor güzelliği de. Canım Moskova ne güzeldir. M-O bak diyoruz ya bu komedi diyor ama o zaten komedinin temelinde trajedi atıyor. E, Elbette. Kesin oldu. Aynen bu. Mesela bir yan diye bir şey var. Hep parantezleri atlarlar. Hep yukarıda var ya roman diyorlar. İşte Ahmet orada oturuyor Mehmet orada oturuyor hmm. der. Orayı da okuyacaksın. Biz ıskalıyoruz bu. Okuma bırak geç değil. Halbuki Ay. E, senaryoda da sol tarafta yazılan mizah senlerdir öneri. Üzerim bir orada okumuyor adam onu. Evet. Okumuyor. Ne yapıyor? Diyor ki Livanya. sadece diyaloglara bakıyor. Ha, ha. Ya, ya üç içinde diyor ki Vanya dayı Hı. renkli kravat. Hep bunu söylemiştim. Renkli kravatlar takar. Abi şu adam ağlıyor. Sahneli gördüm adam. Ya ağlatma adamı. İçinde o renkli kravatlar sana söylemiyor mu? Bir yuna park var. O farkı ver bana. Bunu ver. Çok güzel, güzel çok Yani güzel. işte büyük bir o. Ve hala da çözülememiştir o adam. O küçük adamları sahneye çıkarmak zorlu bir iş. Ama... Adam bunu e, istiyor senden, yap diyor. Her 10 yılda bir yeniden Çehov istiyoruz. Çünkü ona ihtiyacımız var, o insanlara ihtiyacımız var. O doğal, temiz, sahici, insan yönleri olan, Çok hepimizin doğru. içimizde olan insanları seyretmek istiyoruz. Çok güzel. Ee, onun için Çehov devam. Evet. Ee, şimdi ben... ...Frankenstein oyununu izlemiştim... ...Kerem'le birlikte... ...Kerem Alışık'la birlikte... ...o da çok güzeldi... Güzel. Ee, ...yani böyle sanki delikanlı gibi... ...öyle bir enerji veriyorsun ki... ...seyirci de etkileniyor bundan... Ee, evet, evet. ...tebrik ediyorum... Ee, ...hemen e, elimdeki... E, de, 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 ...soruları... ...peş peşe peş peşe sormak istiyorum... ...çünkü o kadar renkli o kadar dolu bir yaşamın var ki mesela Ayşen Guruda. iki sanatçı evleniyor ve e, bu evlilikten Elvan adında Aa. bir evet evlat yani en güzeli var. Hatta e, Emre doğuyor Emre Elvan'dan evet. ve siz üçünüz sahnedesiniz. Evet. Ay bu evet. kime nasip oldu Allah aşkına? <laughs> evet. Biz bize evet. benzeriz diye bir oyun. <laughs> evet. Evet. Baba, çocuk ve torun. <laughs> evet. Muhteşem, ya, sağ ol. muhteşem. <laughs> Güzel bir marco e, yazdım bir oyun. E, ben işte keçiliyor oynuyorum. E, arada Elvan kızım. Hı hı. Daima var olsunlar. Turunlar. Allah Çünkü bağışlasın. Allah bağışlasın. Ki. Ondan sonra. Tiyatro yönetiyor baba. ha tiyatro, beni yönetiyor. Öyle mi? Abi, her şey. Abi. o hocalı var mı? O da bir müzisyen biliyor şeyli mezunu. Vesaire. Torun oradan Emre çık baba çık. Ve arada şunu alın buna. Yani Aa, bu üstü nesil bir sahnedeyiz. Güzel tespit Şoo oldu. Çok muhteşem bir, bir duygu şey. duygu o bir gibi. ve epey sürdü gitti. Olay Harika. Bu. Harika. 2016 yılında sana... E Yaşam boyu onur ödülü verdiler. Ee, ödüller e, ne hissettiriyor? Ne kadar önemli senin için? Nasıl yani, bir motivasyon? Yani şu e, makaki demek ki demek ki görülmüş. Değil mi? Yani istiyor. Ve, e, halkımıza ve da bunu duyurmak isteniyor. Bence ödüllere karşı niye kardeşim? Bu da adam oturmuş senin oyunlarını seyretmiş. Evet. Bir ödül veriyor. Evet. Ama iki tane hayatı benim iki tane ödülüm var. Hı hı. Teşekkürler. Amerika'da aldım ben. Hı hı. Şeyden dolayı, o koca kafadan dolayı. Şey yutahta <laughs> evet. ödül verdiler. İyi aktör diye ama Amerika'ya gidip almam mümkün olmadı her neyse. geleceğim ödül. Niye? beni? teşekkürler. Bunu Değil görmüşler. Ne şeyden orada bir espri de vardı ve bilmem. Şey kendi kendime dedim ki ya yılmaz 30 işte 75 80 sırada sen galiba eli boş gideceksin yukarıya dedim. Yukarıya Allah. Allah'ım affet fazla gelemiyorum ha. Dedim herhalde bunu Duydular. Antalya duydu. <gülüyor> <gülüyor> yok yo yok gururda yok. Seni Ama. gönderemeyiz gönderemeyiz dediler. İşte evet. bana bu ödülü Ama, verdi. A, sevgili guruda. <gülüyor> 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 bunu ver e, söyledim halk ben. Halk Sana yıllarca ha? tiyatroda, sinemada, dizilerde hep Yılmaz Guruda'yı gördü. Adeta hayatımızın bir parçasısın. Ee, kolay kolay vazgeçmiyoruz senden. Ben halktan aldığımı evet, onlara onu... vermek istiyorum. Ben bu halkı seviyorum. Bu köylümüzü seviyorum. ...herkesi seviyorum. Yani o bana ben o, o dönemde sevdi. neler neler hep neler kimle nasıl yetişti... O niye Var. madem ki bende bunlar var. Ben de gücümü yettiği kadar bunları ona vereyim. Değil niye mi? ben götüreyim onu? E, bana verdi kardeşim. E benden bir şey istiyor. Niye verdim? Onu şiirle verdim, bilmem romanla verdim, onunla verdim. Ve verdim. öyle olma. Niçin bu sevgiyle Ya yapabileceğin her şey bak. Ha, onun için dediğin gibi orada burada olmak. Ama bunu Yılmaz Gürtay'ı e, göklere çıkarmak değil. Borç ödemek. Benim borcum bu. Görevim bu. Ha, Mehmet. Ya, ya dinle. Bir hazine yatırıyor adamda. Topraktan öğreniyor her şeyi. Burada bir marangoz. E, görüyor adam konuşurken vardır. Mesleğe geçer. Evet tabii abi niye olmasın? Rende sallıyor. Yani bu adam mesleğe geçiyor eline. Elbette. Ondan öğrenince neler var? O gölgeyi nasıl koyuyor? Ne yapıyor? O var bu var. Yani mümkün oldu. Biraz hagar korku ama değil. Ya. Yok. Ö yani. ee, bu, bu. Evet Ölümüz yaşam, bu. yaşam bir armağan zaten. Bu ya. armağanı ...en en güçlü şekilde taşıyabilmek için... ...işini iyi yapıyor olmak lazım. Çok güzel lazım. Doğru. Ee, sen evet 90 yaşındasın ama... ...bitip tükenmeyen bir yaşam enerjin var. Oyunculuk herhalde... ...nefes almak senin için değil mi? Var olduğunu hissettiğin yer sahne. Bilmiyorum. Doğru 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 öyle öyle. öyle. Değil mi? Ya 250'ye yakın sadece 250 sinema mı da? O sinema şey var. sahne. Sahnede daha çok var. Allah hem yönetmen olarak hem aktör olarak... Yani her oyunu seçerken de mümkün mertebe arkadaşlarımla beraber tabiatıyla bunu seçelim, bununla oynayalım. Eksik olmasını dinlemişlerdir. Halka gitsin buradan bir şey. Nedir şey sanatçı? Ezber bozan adam. Ama bu takım ezberler var. Şu ezberleri bozalım abi. Evet. Bak insana ilişki neler var. var. İnsan, insan üç, üç, boyutla bakıyoruz insan ama onun neleri var o güzellikler var. Ne o bu? insanı tanıt. Mesela şimdi ben açacağım kendimi. Şimdi ben kelim. 18 yaşında kel oldum ben. Ya. Şimdi onu alalım, tamam mı? Ben hep Şimdi böyle tanıyorum. Evet evet <laughs> evet. Şu yaşlılık şeyinden Aa. ötürü evet. Ee, bir hanım bana baktığı zaman elim kapatıyordum, tamam mı? Aa, niye saçım var olması ay. lazım diye ya? Ha. Hani işte insanın bunu göreceksin adamda. Ne yapıyor bu adamın bu kelliği? O fizik alıyor iniyor senin toplumsal hayatına. Hanımlara biraz şey bakmak, ulanmış kelmi görecek falan diye biraz kaçık oynuyorsun kaçak. Hmm. Onu bırakmıyor. Sen de bir aşağılık duygusu yaratıyor. Şimdi <laughs> adama bak ne bir kellik ne hmm. hale getiriyor. Adamın bunun dramını vereceksin. Ya şimdi beni hmm. böyle kalkıp bir orasına mı yani. Çünkü sen yani, tek aynısı, değilsin. Evet, evet. Senin gibi milyonlarca aynı şeyi yaşayan insan var. Onlara bir e, selam göndermek, Tabii ya yani. saygı yani göstermek. İnsanları selamlayıacaksın. Adam kel ya bırak değil. Adam hayır değil. Onun önünde dur. Onun önünde dur. Onun önünde diyor. İnsan bir insan ilgilendiren her şeyi bizi ilgilendirmeli. Sadece sanatçı olarak değil, insan insan, ol. i̇nsan Vatandaşlar olarak, olarak. O, bu Anladım. önemli. Yani bunlar olmaz yani. Çok güzel teşekkürü. Evet. Sevgili Yılmaz, iyi ki geldin. No. Yani ezber bozan bu, bu derin bir sohbetti bence çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Keşke zamanım yetseydi de daha çok beraber vakit geçirebilseydik. Evet. Dilerim bu heyecanın, bu enerjinin hep böyle devam etsin. Teşekkür İnşallah. ederim. Senin de öyle, İnşallah. Tabiatıyla bak hiç değilse işte işte şurada bizlerle sohbet ediyorsun. Ne güzel. Bir <laughs> Sağ ol. gerçekleri ortaya koyuyorsun bu. Sağ ol. Yani yeşil çamın ne olduğunu biliyorsun. Demin çok güzel bir şey yaptın seninle beraberim. Niye? Yeşilçam filmi oynasın ama Flashback'ı unutmasın dön geriye ya. Çağır oradan gönder Değil mi? Yol açıldı ama onu kullan Seninle olmak güzeldi böyle güzel bir hanımefendiyle Olmak güzeldi Aa, bunu yürekten güzel. söylüyorum Beni herkes tanıyor Elbette Eğilim ee, <laughs> doğrum yok niye varsın onu söylüyorum Çok teşekkür ee, ediyorum bu tekrar gerçek. tekrar Seninle beraber olmak güzeldi Allah Aa, seninle beraber olsun Hepimizle, hepimizle inşallah beraber olsun. Peki. Sevgili seyircilerim Anton Çehov ne güzel söylemiş. Bizi çalışmak kurtarır. Çalışmadan sahip olunan hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Bu dünyadaki varlığımızı anlamlı kılan yaptıklarımız ve geleceği bıraktığımız manevi miras. Yine e, Balzac diyor ki bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. Yaşadığımız müddetçe üretelim ki Söyleyebileceğimiz anlamlı bir sözümüz olsun. Haftaya film gibi hayatlarda tekrar buluşmak üzere sevgiyle kalın. Hoşça kalın.